Değerli öğrencilerim, merhabalar. Şimdi bu videomuzda da dikdörtgenin tarama testini, konu testini, bir de ÖSYM sorularını çözeceğiz arkadaşlarım. Hemen vira bismillah diyorum ve birinci sorumuzla başlıyor. Diyor ki, eni 2 santim, boyu 10 santim olan 5 tane dikdörtgen var. Bunların alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi normalde bir dikdörtgenin alanını buluruz. Eni 2 santimmiş, boyu da toplamda 10 santimmiş. 2 çarpı 10'dan 20 deriz dostlarım ve 5 tane 20 olduğu için 100 diye düşünürüz. Ama sakın ha gidip de 100'ü işaretlemeyiniz kardeşlerim. Buna sazan avlama diyoruz biz kardeşler. 100 değil bunun cevabı. Çünkü burada şunlara dikkat edeceksiniz. Bakın şurada bir parça var. Şu parça. Bu parça hem alttaki dikdörtgenin bir parçası hem de şu üstteki dikdörtgenin bir parçası. Yani sen bu parçanın alanını iki kez katıyorsun tüm alanı hesaplarken. Ama halbuki sadece üstteki dikdörtgende görüyorsun. Sadece üstteki dikdörtgende katmasın bunu işin içine. Peki burada da şurası 2 birim, burası 2, burası 2 olduğu için bakın şu karenin alanı 4'müş. Yani sen bu 4'ü bir buradan, bir burada, burada da görüyorsun dostum. İşte şurada görüyorsun, burada görüyorsun ve burada görüyorsun. Toplam 6 yerde dörtlük alanı 2 kez hesaplamış olduk kardeşim. O yüzden 6 tane 4, 24'ü biz toplam alandan çıkartacağız. 100-24'ten 76'yı işaretleyeceğiz. Doğru cevap budur diyeceğiz. Evet, 2 numaradayız. ABCD dikdörtgeni. ABCD. Tamam. Saat yönünde bir miktar döndürülmüş. He. Şimdi bakınız, burası toplamda 13 santim ise, şurası da 13 santim ve bu adamı biz bir miktar döndürdüğümüzde, ne kadar döndürdüysek artık, alfa derece diyelim biz buna. Bu 13 döndü, buraya geldi. Burası da 13 oldu. Ve şurası bakın, dik üçgen, 5, 12, 13 üçgeni çıktı. Yani benim dikdörtgenimin kısa kenarı 5, şuraya da 5 yazalım, uzun kenarı 13 geldi. Peki devamında ne diyor? Boyalı alan nedir diye soruyor bize arkadaşlar. Boyalı olan kaç metrekaredir? Matbaa hatası olmuş. Boyalı alanı soruyor. Şimdi biz şu dikdörtgene bakalım. Şuradaki dönmüş dikdörtgene bakalım. Bu dikdörtgende dikdörtgenin alanı 5 çarpı 13'ten 65'tir. Dikdörtgenin alanı bu. Ama şuradaki beyaz üçgenin alanını, ki o da dik üçgendir, 5 çarpı 12 bölü 2'den 30 yapar alanı. 30'u çıkartırsak boyalı alanı bulmuş oluruz diyor. Cevap da 35 gelir arkadaşlarım. Yani Adana'dan çıktı cevabımız. Evet, 3 numaraya bakalım. Açıortaylar görüyoruz. Hemen 45, 45'i çakalım. Buna da 45, 45 yazalım. Şurası da 45 oldu. Şurası da 45. Bu ters açı 45, 45. Bakın bu da dik üçgen geldi. Sonra 3 ise burası da 3. Burası 3 ise karşısı da 3, buraya da 3 yazalım. Şurası toplamda 8'miş, buraya 2 kaldı. Ve bakın 45-45 90'dan, 90'ın karşısı 2 ise 45'lerin karşısı kök 2 olacak ki kök 2 katı 2 olsun. Cevap Bursa. Evet, burada da dikdörtgenin şu 4 köşegen parçasının eşit olmasını bir kullanalım. Şunlara tık tık koyalım. Ve bakın burada da eşkenar üçgenimizi çıkartmış olduk böylelikle. 60-60'larımızı yazıyorum. Şuraya 30 yazıyorum. Şurası 120'dir. Buraya 30 kaldı ki 120-30-30 üçgeninde 120'nin karşısı 8 3 ise 30'ların karşısı kök 3'e bölerek 8-8 bulduk şunları da. Evet, burası da 8 3. Buna göre AC. AC neresi? Köşegenimizi soruyor. 16 santim geldi. Şuna bakıyoruz hemen. Burada da bakın, şurası da dik açıdır ve dik açıdan bir kenar orta inmiş, muhteşem üçlü yapmış arkadaşlar. O yüzden bu da x, bu da x'tir diyelim. Yani bizim uzun kenarımız 2x geldi. Bize de x'i soruyor zaten. Başka neler yapabiliriz diye düşünelim. Şurada bir şurada bir ne yapalım? Öklit çakalım. Diklikten diklik inmiş. 4'ün karesi 16. 8 çarpı 2'den şuraya 2'yi bir yazalım. Sonra
kelebek üçgen benzerliğini görelim arkadaşlarım burada. Bakın şununla şu kelebek üçgen benzerliği yaptı. 2'ye 8 yani 4 katı. 4'e 16 diyelim buraya da. Şurada da 8 var, 16 var. Biri diğerinin 2 katıysa ne yapın demiştik? Küçük olanın kök 5 katıdır. Yani 8 kök 5 çıktı şu hipotenüs. Tabii 2x 8 kök 5 ise x'imiz de Edirne'den gelir dedik. Evet, bunu da böylelikle halletmiş olduk. Çevirdik arka sayfamızı ve 6. sorudayız arkadaşlar. Dedik ki köşe taşında senin şuradan indirdiğin diklik de kesinlikle şu dikliğe eşittir demiştik. Yani bu da buraya eşit. Bu dikliği de şuradaki öklitten bulalım arkadaşlarım. H kare 4 ile 8'in çarpımıdır. Yani 32'dir. 32 ise H kare. H 4 kök 2 gelir. O zaman bu da 4 kök 2. Şimdi bu üçgenin de alanını soruyor bize. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 çarpı 4 kök 2 bölü 2'den 12 kök 2 gelir. Sorunun cevabı. Buna bakıyoruz. Dikdörtgen 2 kök 5, bir de DE'nin karesiyle BE'nin karesinin toplamı 25'miş. DE'nin karesi ile BE'nin karesinin toplamı. Bakın şöyle dikdörtgenin içindeki bir noktada 4 köşeye de doğrular çizdiğimiz vakit karşılıklı köşelere gidenlerin kareleri toplamı eşitti birbirine. Yani D'ye gidenle B'ye gidenin kareleri toplamı. Yani DE ile BE'nin kareleri toplamı yani 25 eşitti. C ile A'ya gidenlerin yani 2 kök 5'in karesi 20 ile X'in karesinin toplamına. Bu durumda X kare 5, X eşittir kök 5 gelir. Sorunun cevabı Adana'dan çıkar. Bu Edirne noktası içerideyse öğrendik biz köşe taşında. Bir de dışarıdaysa öğrendik köşe taşında. Ama içeride, dışarıda, üstünde olması fark etmiyor. Üstündeyse de bu kuralı yapabiliyorduk. Şimdi buna bakalım. Yeni nesil bir soru. Bir dolabın yanında bulunan kenarları dolap ile yere paralel olan bir dikdörtgen çerçevenin kenar uzunlukları 80 ve 120'dir. Çerçevenin dolaba en yakın uzaklığı 48 santimdir. Tamam. Şurası 48 santimmiş arkadaşlar. Peki. Devam ediyoruz. Şimdi burada da diyor ki çerçeve C ve D noktalarından çivilere duvara monte edilmiş olup C noktasında çivi kırılınca çerçeve D noktasının etrafında dönüp A noktasındaki görüntüsü dolaba değdiğinde duruyor. Son durumda B üssü noktasının dolaba uzaklığı kaç santimdir falan filan. Şimdi öncelikle şu D'nin buraya olan uzaklığı 48 santimdi, bunu biliyoruz. Bizim uzun kenarımız 120 idi. Şunu yazalım. Burası 120 idi. Kısa kenarımız neydi? 80. Onu da buraya yazalım. 80. Buraya da yazalım. 80. B üssünün dolaba uzaklığı yani bize de şurası soruluyor arkadaşlarım. X diyelim buraya da. Burası da X. Şimdi şurada iki tane dik üçgen görüyorum. Bunların benzerliğini yapacağım arkadaşlarım. Şurada hemen 90. Şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. Şurası da 90'dır dikdörtgenden dolayı. Burası A olur, burası B. Şimdi burada 90'ın karşısı 80. Bölü. Burada 90'ın karşısı 120. Eşittir. Burada neyi alalım? A'nın karşısını mı alalım? Yok, B'nin karşısı. Ya da A'yı bulalım önce A'nın karşısını. Bu 8'e bölersem 10, 8'e bölersem 6. 6, 8, 10 üçgeninin 8 katıymış. Demek ki burası 8'in 8 katı 64. O halde A'nın karşısı 64 diyelim. Burada A'nın karşısına da X düştü diyelim. Evet, şimdi bu benzerlikten de soruyu çözeceğiz. Şu sıfırları sildim. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 32. 3 ile de 32'nin çarpımı 96 geldi X. Demek ki cevap Denizli'den çıkıyormuş dostlarım. Geldik buna. Dikdörtgen AEBE'ye eşit DE CF'ye eşittir. O da 8'dir diyor. Şimdi şurayı çizdiğimizde şu üçgenin alanı tüm dikdörtgenin yarısıydı. Şimdi bunun tabanı da 8, yüksekliği de 8. O halde 8 çarpı 8 bölü 2'den
32 geldi bu üçgenin alanı. Tamam. Şimdi bu dikdörtgenin yarısı. O halde buradaki pembe ve beyaz üçgen de diğer yarısı. Yani pembe ile beyazın toplamı yine 32 yapacak. Şimdi ne demiştik? Şuradaki oranların aynısı bu üçgenlerin alanına da eşittir dedik ki bunlar birebir oranına sahipse alanları da A'ya A olacak. Yani bu üçgenlerin de alanı eşitmiş. Ve toplam 2A'yı biz 32 diyebiliyoruz. O halde A 16 gelecek. Sorunun cevabı Ceyhan'dan patladı. Evet, tarama testini gömdük böylelikle arkadaşlarım. Şimdi hemen konu testine geldim. Dikdörtgenimizin konu testindeyiz. Birinci sorumuzla başlayalım. 3 var, 1 var. BG nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi biz bu BG'yi hipotenüs olacak şekilde şöyle bir dik üçgenin içine sokalım. Şurası da 1, şurası da 1 oldu. Ve bakın şuradaki dik üçgenden dik kenarlarımız 4, 4 geldiği için hipotenüsümüz 4 kök 2'dir. Cevap Edirne'den gelir. 2 numaradayız. Hemen şu x'i ikiz kenar olduğu için şöyle sola doğru uzatırsak tabanı 2'ye böler 8, 8, 6, 8, 10 üçgeni çıkar buradan arkadaşlar. Şimdi başka neler biliyoruz? EF paralelmiş buraya. 10, 10'u gördük, 16'yı gördük ve alan ABC'de 480'miş. Şimdi ABC'lerin alanını nasıl buluruz biz? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Yani 16 ile şu AB'nin K diyelim ona çarpımı 480. 16'ya böl, 16'ya böl 30 gelir K. 6'sı buradaysa X'e de 24 kalır. Cevap Denizli'den patladı gitti. Şimdi sıra bunda. Aşağıdaki şekil 1'de evin salonunda bulunan dikdörtgen biçimindeki halı gösterilmiştir. Halının B köşesi iç bölgeye denk gelecek şekilde katlandığında CE 3, CE 3 birim, şuraya 3 yazalım. AD 8 birim, şu kısa kenarımız 8'miş. Şimdi bunu katlanmadan önceki haline de bir geri döndürelim biz şöyle. B burada olsun. AD 8 ise buraya da 5 kaldı diyelim. CD 12. Şurası 12'ymiş. Bunu da yazalım. Bakın burada 5, 12, 13 üçgeninden şuraya da 13'ü paketleyelim. Ha, bitti bile soru. X'i bulduk. 13. Geldik 4 numaraya. Evet, bir yudum da çay içelim bu arada. 4 numara. 35. EC ile AB. EC ile AB dediğine göre DC de eşit olur değil mi? Çünkü sonuçta AB ile de DC eşit. Peki burası 35 ise burası da 35. 35, 35 daha 70. O halde şuraya toplam 110 kaldı diyebiliriz. Ve şu dikdörtgen olduğu için burası 90 derecedir. Dolayısıyla X'e de 20 derece kaldı. Yapıştırırız arkadaşlar. Dikdörtgen 10, 10. Şurada bakın 6, 8, 10 üçgeni var. Önce bunu bir görelim. Şurası 6. Şimdi burası 10 olduğu için buraya da 4 bırakalım. Şurası 8'miş. Toplamda 4, 4 yazalım. Ve 4, 4, 4 kök 2'den de x'i paketleyelim dostlar. Evet, geldik şuna. Önden görüntüsü dikdörtgen olan bir buzdolabının yerden yüksekliği 180 santimdir. Evet, bunlar birer dikdörtgenmiş. A, B, C, D ve D, C, E, F. Tamam. Şurasına R demiş. Bir de şurada bir oran var. Şimdi biz bu oranın hepsine 12K diyelim. 2 tane AD 12K ise AD 6K'dır. Tabii ki burası da 6K. 3DF 12K ise DF 4K'dır. Tabii ki şurası da 4K. O R değilmiş la, dolabın kapağıymış bu arada. 4EF 12K ise EF 3K'dır. O yüzden buraya da 3K yazalım. Buraya da 3K. Buraya da 3K. Olduğuna göre buzdolabının alt bölünmesinin ön kısmı olan ABC'de dikdörtgenin çevresi nedir diye soruyor. Yani bize şuradaki dikdörtgenin çevresini soruyor. Bu da 6, 6 daha 12, 3 daha 15, 3 daha 18K bize sorulan.
Biz neyi biliyoruz? Şuradaki yüksekliği, yani 10K'yı 180 diyebiliyoruz. Demek ki K 18. Bize de 18 çarpı 18'i soruyor. Yani 18'in karesini soruyor. 324'ü paketledik dostlar. 324'tü değil mi ya 18'in karesi? Dur cevabını kontrol edeceğim. 6 Ceyhan'mış. Evet tamam. Evet 7 numaralı sorudayız arkadaşlar. Televizyonda ekran görüntüsü en uzak iki nokta arasındaki uzaklık hesaplanarak belirlenir. 104 santimmiş falan filanmış. 104 ekran olan şekildeki televizyonda AC bölü AD 13 bölü 5'miş arkadaşlarım. Yani şurası 13K ise şurası 5K'ymış. O zaman burası da 12K'dır. 5, 12, 13 üçgeni çıkması için. Evet, 2 ve 2,5 santim kalınlıkta şeritler vardır diyor. Buna göre A üssü, B üssü, C üssü, D üssü yani dışarıdaki dikdörtgenin de alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi biz 13K'yı 14 diyebiliyoruz. 104 diyebiliyoruz. 13K 104. K ne olur o zaman? 8 olsa 80, 8 kere 3, 24, 104 oluyor. K 8. Şimdi K 8 ise 5K ne oldu? 40. 12K ne oldu? 80, 8 kere 2, 16, 96 oldu. Şimdi içerideki dikdörtgenin uzun kenarı 96. 2 santim sağda, 2 santim solda olduğu için 100 yaptı şuranın uzunluğu toplam. Burası 40. 2,5 aşağıda, 2,5 yukarıda, 5 santim daha ekledim, 45 yaptı da burası. Bize de büyük dikdörtgenin alanını soruyordu. 45 çarpı 100, yani 45'in yanına 2 sıfır ekleyeceğiz. 4500 cevap Ceyhan'dan gelecek. Buna bakalım. ABC'de dikdörtgen, şunlar açıortay, yani 45-45 arkadaşlar. O zaman şuradan aşağıya bir diklik indirdiğimde, bu da 2 kök 2, bu da 2 kök 2. Sonra şunu yapalım. Burası 3 kök 2. Burası da 3 kök 2. 45-45 90'dan söylüyorum bunları. 6 ya. Kök 2'ye bölüyorum. 45-45 90'dan 3 kök 2 geliyor. Şurası da 3 kök 2. Peki 3 kök 2. 2 kök 2 daha 5 kök 2. Ortaya da kaldı 5 kök 2. Ve bakın x de dikdörtgenden dolayı 5 kök 2'ye eşittir. Cevap Ceyhan'dan gelir. 9 numaradayız. Dikdörtgen şeklindeki sürgülü iki kapılı elbise dolabının tutma kolları yan kenarlarından 25 santim uzakta ve ön kapı arka kapının 10 santimlik bölümünü kapatacak şekilde durmaktadır. 10 santimlik bölümünü kapatıyormuş. Her iki kapı birbirine doğru 30 santim kaydırılıp önden bakıldığında kapakların kapladığı alan ne olur diye bir soru soruyor bize. Hiçbir bok anlamadım. Her iki kapı birbirine doğru 30 santim kaydırılıp. Tamam. Şimdi bunu bir 30 santim sola doğru kaydıracağız. Bu kapı buraya gelecek. Kolu buraya gelecek daha doğrusu. 30 santim kaydırıldığında kol burada. Şurası 25'ti. 30 santim kaydırdık. Buradan buraya olan uzaklık 55 oldu şimdi. Ama 25 santimde burada şeyi var. Şuraya kadar geldi kapı o zaman. 30 santim kaydırdığımda bunu buraya. Kapı buraya geldi arkadaşlarım. 30 santim kaydırırsak şurada da 70 kaldı. Şimdilik. 70'i burada. Tamam. Bunu da 30 santim kaydıralım. 110'du bu. 110, 30 santim daha kaydırırsam ne olacak lan? Şurası toplam 110, 125'ti. 30 santim daha kaydırdık bunu. Bunun üstüne doğru geldi. Şuradan bir 30 santim daha girdi. Şurası 40 kaldı aradaki yer. 40. Buradan da buraya bir 30 santim geldi. Toplam 110, 25 daha 135'ti. 105'lik bir kısmı kaldı 30'u geldiği için. 105 burada. Şurada bir 40'lık bir yer var. 40 şuraya kadar. Böyle bir dikdörtgen oluşur işte.
oluştu. 105, 40 daha 145. 200 santimde burası arkadaşlarım. 145 çarpı 200. Sorunun cevabı bu. 145 çarpı 200 olacak. O da ne yapıyor? 290 mı yapıyor? 145 çarpı 200, 290 gibi bir şey yapıyor herhalde. Yok, yanlış hesapladık. Dur bir daha yapalım şimdi. Çok da şekil de karıştı ama. Şimdi bir daha yapalım. Bu kapı şu anda 125 santim. Bunu ben 30 santim bu tarafa kaydırırsam, 125'i 30 santim bu tarafa kaydırdım. Tamam, 30 santim bu tarafa kaydırdım 125'i. 95 santimi kaldı burada. Şuradan itibaren şöyle 95 santimlik bir kapı kaldı. Şurası 95. Öyle yazalım. Heh. Böyle daha iyi olur. Burası boş. Açıldı burası yani. 30 santimlik bir açıklık var orada. Sonra bu da 135'ti. 30 santim kaydırdım. 30 santim sağa doğru geçirdim. Şöyle geldik 30 santim daha. Şurası şöyle oldu. Şöyleydi arkadaşlarım. 135'ti. 30 santim kaydırdım. Bu bunun üstüne geldi. 135'di ve bu yine bunun üstüne geldi. 30 santimlik şurada da boşluk oldu. Ama burası yine boyu değişmedi. 135. Sadece bunun boyu 30 santim daha içeriye girdi. Yani burada 65'lik bir şey kaldı. 135, 65 daha 200 yapar. Bakın şurada görünen ekran 200. 200 de buradan aşağıya geldik. 400 yaptı. 400 santim yani 4 metrekaredir diyebiliriz arkadaşlar. Daha doğrusu 40.000 santim yaptı. Evet, biraz şekil karıştığı için gıcık oldum. Sonra çok da içim rahat etmedi. Şimdi şey diyorum, bir yandan başka bir kağıda çizip de mi çözsem diye düşündüm ama çok isterseniz çözerim arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız ben de çözerim bir daha. Sadece o soruyu çözüp atarım. Dikdörtgen biçimindeki iki stor perde şekildeki gibi durmaktadır. Storların üzerinde bulunan ABCD dikdörtgen deseninde AB 40, BC 30. Tamam. Şurası 40, burası 30 diyelim. Burası da 50 yaptı şimdilik. Sağdaki perde 50 santim aşağı indirilirse oluşan şekilde BC kaç santimdir diye bir soru sormuş. Şimdi sağdaki perde 50 santim aşağıya inecek. Yani C 50 santim daha aşağıya geldi. Şuraya geldi C. Ve burası 50. Buna göre diyor B ile C. Şurası ne olur diye soruyor. Mevzu bu arkadaşlar. Olay bu. Şimdi bunu da bulalım. X diyelim buraya. Şimdi bu dikdörtgen olduğu için şu köşegeni de çizelim bunun ve köşegenler birbirini ikiye bölecek diyelim. Şurası da 40, şurası da 30. Evet, nasıl bulacağız bunu? Yani şu anda 30'a 50. Şuradaki açıyı bulmamız lazım. Onu da kosinüs teoreminden buluruz herhalde. Şu açının kosinüsüne alfa diyelim. Evet arkadaşlar, yine kapı çaldı ve videoyu durdurdum. Şimdi ne diyorduk? Kosinüs teoreminden mi çözeceğiz diyorduk soruyu. Bu arada kapı çaldı ama İlker abim geldi. Yani İlker abi de sağ olsun çay getirmiş. O yüzden kızmadım kimseye. Şimdi şurada da kosinüs teoremi yapalım. Aklıma başka bir şey gelmedi. Yani belki başka bir yolu da vardır. Hani Pisagor misagorla da çıkabilir mi diye düşündüm ama biz yine kosinüsümüzü çakalım. Şimdi x kare eşittir 30'un karesi artı 50'nin karesi. Yani 900 artı 2500. Eksi 2 çarpı 30 çarpı 50. 2 çarpı 30 çarpı 50 çarpı kosinüs şuradaki açı. Şimdi bu açının kosinüsü ile bu açının kosinüsü birbirine eşit ve ters işaretliydi dostlarım. O yüzden bu açının kosinüsünü bulalım alfanın. O da komşu bölü hipotenüsten 30 bölü 50 yapar. 30 bölü 50 diyelim ama eksi 30 bölü 50'dir. Ben bunun eksisini de şuraya vereyim dedim. Şimdi düzenleme aşamasına geçelim. Şu 50'ler bir sadeleşsin. 30 ile 30'un çarpımı 900. Bir de 2 ile çarptım 1800 yaptı. Şimdi 1800 ile 900'ü toplarsam 2700 yapar. 2700 ile de 2500'ü toplarsam 5200 yapar. Yani x kare eşittir 5200. X eşittir
x eşittir 400 çarpı 13 yapıyor burası da, değil mi? 100 çarpı 52, 52 de 4 çarpı 13'tür. 400 çarpı 13. 400 dışarıya 20 diye çıkar, 13 içeride kalır. 20 kök 13 gelir sorunun cevabı. Ekranında görüntünün yerleştiği dikdörtgenin uzunluğu 20 santim, eni 12 santim olan bir tablet ile bir şirket toplam 7 kişinin olacağı uzaktan görüntülü toplantıyı açıyor ve ekranın üst yarısının da görüntüsü sabit olarak kalıyor. Diğer katılımcılar geldikçe alt yarıda yan yana eşit bölümlerde görüntülerde yer alıyor. Yani 6 kişi de buraya sığacakmış. Peki. Buna göre bir numaralı katılımcının yukarıdaki görüntüsünün alanı herkes katıldıktan sonraki oluşan görüntüsünün alanından kaç santimetre kare daha fazladır diye bir soru soruyor bize. Şimdi bu üst yarısını kapladığına göre arkadaşlarım 12 ya burası. Normalde şu anda burası 4, 4, 4. Şurası da 10. Şu anki bu adamın kapladığı alan 4 çarpı 10'dan 40. Şu anda 40. Ama herkes katıldığında burası şöyle olacak, değil mi? Hepsi 2'ye bölünecek şöyle. Buraya da 6 kişi girecek toplamda. Toplam 7 kişiymiş. Müdür en üstte 6 kişi de buraya dizilecek. Bu durumda şurası 2, 2 olacak. 2 çarpı 10'dan 20 olacak bu sefer birinci katılımının alanı. 20 olacak. 40'tı, 20'ye düştü. Yani 20 birim kare azaldı. Cevap Edirne'den geldi. Evet. Şimdi geldik ÖSYS sorularına. Kenar uzunlukları 3 ve 4 santim olan ABC dikdörtgeni biçimindeki kağıt AB ve CD kenarları AC köşegeniyle çakışacak biçimde katlanıyor. Katlama sonucunda B ve D noktalarında köşegen üzerinde karşılık gelen B üssü D üssü noktalar arasındaki uzaklık kaç santimdir? Tamamdır. Şimdi biz bu adamı katlamadan önce şöyle bir hali vardı bunun, onu bir gösterelim. Ve şurası toplamda 3 santimdi, bunu bir yazalım. Aynı şekilde bunu da katlamadan önceki kıvamına bir geri getirelim şöyle. D buradaydı, B buradaydı, burası 90'dı, 90 katlandı, buraya geldi. Bu 90 katlandı, buraya geldi. Şurası 4'tü kardeşlerim ve 3, 4, şurası toplam 5'ti. Şimdi biz bu 4'ü katladık, şuraya kadar getirdik değil mi? Şurası oldu 4. Burası 4 ise şuraya 1 santim kaldı. Şimdi burası da 4'tü ve biz bu D'yi katladık, buraya getirdik. Şuranın da toplamı 4. D üssüyle C arası 4. O zaman buraya da 1 kaldı. Ve bakın 1, 1, 2'si burada. Şu ortaya da 3 kaldı o halde. Demek ki D üssüyle B üssü arasındaki mesafe 3 birimmiş. Gömdük gitti. Şuna gelelim. Dikdörtgen eşit açılarımız var. Hemen AA diyelim isterseniz bu eşit açılara. Şurası 90, şuraya B yazalım. Tersi de B gelsin. Peki. 12 ile 8'i gördük. 8 de şurasıymış. X var. Yukarıdaki verilenlere göre de X kaçtır diye de bir soru soruyor bize amcamız. Sağ olsun. Allah razı olsun amcamızdan. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Şimdi İnsanın aklına bu durumda hiçbir şey gelmiyor açıkçası. Benzerlik yapasım geliyor benim bir yerde. Şurası A, B, B. Bakın burada da A var. Demek ki burası da kesin 90'dır dedim. Şu üçgenle şu üçgeni benzerleyebilirim diye düşünüyorum şimdilik. Açıları tıpatıp aynı. Burada da B'nin karşısı X. Burada da B'nin karşısı X. Bir de baktım ki bunlar eş üçgen çıktılar arkadaşlar. O halde buradaki 90'ın karşısı da 8 olacak dedim. Şimdi burası 12 olduğu için buraya da 4 kaldı. İster burada bir Pisagor bağıntısı çak. 8'in karesi 4'ün karesinden çıkacak, çıkart falan filan. Ya da istersen kardeşim bunun 30-60-90 üçgeni olduğunu fark ettiysen X'in 4 köküç olduğunu da söyleyebilirsin hemen hızlı bir şekilde. Ya da Pisagor bağıntısı da yapabilirsin tabii. Seçim senin. Evet, devam edelim biz. Geçelim. 3 numaraya bir okuyun bakayım siz. Ben bir çaydan bir yudum alayım bu arada. ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıdın DC kenarı üzerinde bir E noktası ve AB kenarı üzerinde bir F noktası işaretleniyor. Bu kağıt EF boyunca katlandığında AF ve EC şekildeki gibi dik kesişiyor. Tamam. Şimdi biz hemen katlanmadan önceki moda
Bir geri dönelim arkadaşlar. Şu kıvama getirelim. B buradaydı. C buradaydı. Böyle bir şeydi. Katlama işleminden sonra elde edilen şeklin alanı katlama işleminden önceki alanından 18 birim kare az olduğuna göre AD uzunluğu kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi biz AD'ye X diyelim. Şurası da X tabi ve bu X katlandı buraya geldi. Hatta burası da X oldu diyelim. Sonra şuraya Y diyelim. Bu Y katlanmadan önce buradaydı. Buraya da Y yazalım. Şurası X artı Y ise buraya da X artı Y yazalım. Şurası X ise buraya da X yazalım. Sonra şurası Y ise buraya da Y yazalım. Hadi şuraya da bir harf uyduralım. Yine Y diyelim isterseniz. Şuraya da Y yazalım. Şimdi diyor ki bize katlanmadan önceki şeklin alanı nedir katlanmadan önceki şeklin alanı? Şu uzun kenarla, şuradaki uzun kenarla ki 2Y artı X'tir bu. Şu kısa kenarın çarpımı 2Y artı X ile X'in çarpımı katlanmadan önceki halinin alanı. Katlandıktan sonraki halini bulalım. Bakın burası X çarpı Y'dir bu dikdörtgenin alanı. Burası da X çarpı Y'dir. Bu dikdörtgenin alanı geldi. Şurası da X çarpı X bölü 2'den X kare bölü 2'dir. Buranın alanı da bu. Yani ne geldi? 2 tane X Y geldi. Bir tane de X kare bölü 2 geldi. Bu da katlandıktan sonraki alan. Diyor ki şimdi katlama işleminden önceki alandan 18 birim kare daha az. Yani şu 18 birim kare daha azmış bundan. Yani bu bundan 18 birim kare daha fazlaymış. Olay bu. Şimdi toparlayalım burayı artık arkadaşlar. Şunu bir içeriye dağıtalım. 2xy artı x kare eşittir. 2xy artı x kare bölü 2 artı 18 oldu. 2xy'ler gitti. Şimdi x kare bölü 2'yi buraya alırsam x kareden x kare bölü 2 çıkacak. O da x kare bölü 2 kalacak. Eşittir 18 kaldı. Buradan x kare eşittir 36, x eşittir 6 geldi. Sorunun cevabı Ceyhan'dan patladı gitti. Kenar uzunlukları 8 ve 10 santim olan. Peki. Eş dikdörtgenleri şekildeki gibi yerleştiriliyor. Tamam. K noktasında da kesişmiş bunlar. KFx nedir diye de bir soru soruyor bize. Peki. Şimdi burası da 8'dir. Şurası 6'dır o zaman değil mi? 6, 8, 10. Şimdi bu 10'sa bunun da uzun kenarı 10. Buraya da 4 kaldı. Sonra bu x 8 santimde şu kısa kenar. Şurası 8 eksi x oldu. Başka ne biliyoruz? Başka da şu anda gördüğümüz başka bir şey yok. Bakın gelin şu üçgenle. Şu üçgeni benzerleyelim biz. Soru da buradan bitsin. Şimdi şuraya A dersek burası 90, buraya B. Burası 90, burası A. Burası 90, buraya da B'yi yapıştıralım. Ve başlayalım benzerlemeye. Burada A'nın karşısı 6. Burada A'nın karşısı X eşittir. Burada B'nin karşısı 8. Burada B'nin karşısı 4. Bakın yarıya düşmüş. Bu da yarıya düşecek. X eşittir 3 paketlenecek. Soru Bursa'dan çıktı. Evet, bu tamamdı. Oo, daha da çok soru varmış lan. Şimdi 5'teyiz. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgenin A köşesi sabit kalmak koşuluyla A, B, C, D. AD kenarı 3 santim uzatılıp AB kenarı ise 2 santim kısaltılarak yeni bir kare oluşmuştur. AEFG karesi elde edilmiştir. Tamam. Tamam. Burada gösterilmiş zaten. A1 ve A2'dir. A1 ile A2'nin farkı da 13 olduğuna göre dikdörtgenin alanı nedir? ABCD'nin dikdörtgeninin alanı. Şimdi şuraya da X diyelim biz alan olarak. Şurada A1'imiz var. Burada da A2'miz var. Şimdi burası 2 ise burası da 2. Burası 3 ise burası da 3 diyelim. Şimdi şuraya biz bir A kenarı yazalım arkadaşlarım. O zaman burası da A. Ve şurası toplamda ne oldu? 3 artı A.
Bu bir kare olduğu için burası da 3 artı a. Burası da 3 artı a. Ve buranın da 3 artı a olması gerekir. Buraya da a yazalım. Şurası da 3 artı a. Tamam. Şimdi hepsini yerleştirdik. Şimdi diyor ki bize a1 ile a2'nin farkı 13'tür. Hemen a1'i bulalım. Dikdörtgen olduğu için 3 çarpı 3 artı a. Yani 9 artı 3 a'dır. Bunun alanı. Bundan diyor şunun alanını çıkarın. Yani 2 a'yı çıkarın diyor. Bu da 13'e eşitmiş. 9'u bu tarafa attım. 4 kaldı. 3 a'dan da 2 a çıkarttım. A'yı 4 buldum. Tamamdır. A 4. O halde şurası A 4 ise 7. 2 daha 9. Bakın bizden de bu dikdörtgenin alanını istediği için 4 çarpı 9'dan 36'yı paketledim hemen arkadaşlar. Geldim buna. Yine bir dikdörtgen. Bir kere hemen hepiniz 3, 4, 5'i gördünüz galiba. Şuraya 5'i yapıştıralım. Şimdi burası da 3'tür. Şuradan aşağıda bir diklik indirelim. Şurası 2'dir. Şurası x eksi 2'dir. Burası da 3'tür. Gelin şimdi burada da bir benzerlik yapalım. Şuraya a diyelim. 90. B diyelim. A diyelim. B diyelim. Ve benzerleyelim. A'nın karşısı burada 3. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. Bölü. Burada A'nın karşısı 4. Eşittir. B'nin karşısı burada x eksi 2. Bölü. Burada B'nin karşısı da 3. Hemen 9 eşittir. 4x eksi 8. Eksi 8'i buraya alalım. 17 eşittir 4x. 17 bölü 4 eşittir x geldi. Yani cevap Edirne'den çıktı. Evet, 7 numaradayız. Dikdörtgen paralel 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 9 2 bir daha 2. Yukarıdaki şekilde boyalı bölgenin çevresi 20 birim olduğuna göre MN uzunluğu nedir? Şimdi MN'ye hemen x'imizi bir çakalım. Şimdi 2 ise burası da 9 ise şuraya 7 kaldı. Bunu bir yazalım. Şöyle çizdiğimde arkadaşlarım burası da x, burası da 2 olacağı için bu kenar 2 artı x diyelim. Şimdi şuraya a, şuraya da b yazalım. Ve bakın a, burası da b olduğu için a ile b'nin toplamı da 7'dir. Bunu da aklımızın bir köşesinde tutalım. Şimdi boyalı bölgenin çevresini yazıyorum. Şuradan başladım. 2 artı şuraya geldim. 7 artı şurası 2 artı x artı b artı x ve artı a. İşte burası toplamda 20'ymiş arkadaşlar. Bu 20'ye eşitmiş. Şimdi düzenleme aşamasındayız. 2 var. 2 daha var. 4. 7 var. 4 daha 11 yaptı. B ile A'nın toplamı da 7 idi. Ne yapmıştı lan burası? 14. 4 daha 18 yaptı. Demek ki 2x eşittir. 18'i buraya atarsam 2 kalır burada. 2x eşittir 2. X eşittir 1. Geldik buna. Evet, boyutları 4 ve 16 santim olan ABC dikdörtgeni karton B köşesi D köşesine gelecek şekilde biçimde EF boyunca katlanarak 2'ye katlanarak şekildeki görüntü elde ediliyor. Tamam. AED üçgeninin alanı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi bize zaten katlanmadan önceki şekli de çizmiş arkadaşlarım. Yani burası 4. Burası da 4. Şu BC katlandı. 4 dediğimiz yer şuraya geldi. Şu adam katlanmış, buraya gelmiş. Başka ne biliyoruz? Şurası katlanmış, şuraya gelmiş. Bunu biliyoruz. Kat çizgisi her zaman açıortaydır. Bunu da bir gösterelim. Belki bir işimize yarar. Şimdi buranın da toplamı 16'ymiş. Yani ben şuraya x dersem burası 16 eksi x'tir. O zaman burası da 16 eksi x gelir. Şurada da Pisagor çakacağız değil mi? Şimdi 4 olduğu için burası acaba özel bir dik üçgen var mıdır? 3, 4, 5 olur mu diye düşündüm ama 16 eksi 3 13 yapıyor. Çok da bir özel üçgen çıkmadı tabii ki. Mecbur Pisagor'umuzu yapalım şuradan isterseniz hemen hadi. Şimdi 16 eksi x'in karesi şurada yazıyorum. 16 eksi x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı x kare. Şunu bir açalım.
256 artı x kare eksi 32x eşittir 16 artı x kare. X kareler bir gitsin. 32x'i buraya alalım. Artı 32x gelsin. 16'yı da buraya alalım. 240 olsun burası. Şimdi 8'e bölelim ikisini de. Bunu 8'e bölersek 30 eşittir. Bunu 8'e bölersek 4x. 4, 2'ye bölelim bir de. 15 eşittir. 2x geldi. Yani 15 bölü 2 çıktı x. Tamam. X'i bulduk. 15 bölü 2. Şimdi bu üçgenin de alanını soruyor bize. 4 çarpı 15 bölü 2 bölü 2. Şununla şu gitti. 2 kaldı. Bununla bu gitti. Sadece 15 kaldı. Sorunun cevabı da Denizli'den çıktı. Evet, 8 numara da tamam. 9 kaç soru varmış? 16 soru varmış arkadaşlar toplamda da ya. Vay anasını ya. Evet, 9. soru. Dikdörtgen 2, 5 şekildeki EB ve DFB doğru parçaları ile eş alanlı 3 bölgeye ayrılmıştır. Tamam, bu bölgelerin her birinin alanı eşmiş arkadaşlar. Dikdörtgenin çevresi kaç birimdir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi 3'ü de eş alanlıymış. Yani şurası da A, burası da A, burası da A demiş bize. Şimdi bunun ne yararı olur bize? Bir onu düşünelim. Bir yudum da çay içelim bu arada. Bir yandan düşünelim, bir yandan çay içelim. Bu bir dikdörtgen. Yani şöyle yapabilir miyiz acaba diye düşünüyorum şimdi. Harflendirsek, şuralara A, B desek. Oh, çay iyi geldi. Yani bir deneyelim bakalım şu harflendirmeyi arkadaşlar ya. Şimdi şuraya X diyelim. Şuraya Y diyelim. Burası da Y. Burası da X artı 2 olsun. Şimdi şu A dediğimiz alan X çarpı Y bölü 2'dir. Sonra şuradaki 2 A'lık alanı yazalım. Yamuğun alanı olduğu için alt taban artı üst taban yani X artı 4 yapar. Bölü 2 çarpı Y geldi buradan da. Şimdi bunları da birbirine bir oranlarsak şöyle. Bölü 2'ler gider. Şu A'lar gider. Geriye şurada yapalım. 1 bölü 2 eşittir. XY bölü X artı 4 çarpı Y. Hatta bunu da Y diye içeriye dağıtalım. XY artı 4Y kaldı. Şimdi 2XY eşittir. XY artı 4Y oldu. XY'yi buraya alalım. XY eşittir. 4Y geldi. Y'ler gitti. X eşittir. 4 bulduk. İyi, güzel. 4'ü bulduk. Ve burada da bakın 3, 4, 5 üçgeninden Y'yi de 3 bulduk. Dolayısıyla dikdörtgenin çevresini istiyordu. 6 burası. 6. 3 daha 9. 9 da buradan gelecek. 18 çıkacak sorunun cevabı. Evet, şunu okuyalım. Dikdörtgen biçimindeki bir parkın çevresi şekildeki gibi kare biçimindeki gri taşlarla tamamen çevrilmiştir. Sonra bu taşlar aynı büyüklükteki kare biçimindeki turuncu kaplamalarla yan yana dizilerek bir yürüyüş yolu yapılmıştır. Parkın geri kalan kısmı ise 192 metrekare büyüklüğünde yeşil olarak ayrılmıştır. Buna göre yürüyüş yolunun alanı kaç metrekaredir? Şimdi şurada kareler varmış hep. Şimdi burada kaç kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kare şuradan geliyor. Yani bir kenarına A dersek şurası 6A geliyor. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kare de buradan geliyor. 8A. Şimdi 6 çarpı 8'den 48A kare eşittir 192'ymiş. Peki bu durumda 48A kare 192 ise 4 mü oluyor? 4'e bölelim. A kare 4. A eşittir 2 geldi. A 2 ise karenin bir kenarı 2. Yani şuradaki 6A'ydı. 12 yaptı burası. Şöyle. Burası da 2. O zaman şuradaki yürüyüş yolunun alanı 12 çarpı 2'den 24. Aynısından burada da var. Şurası var.
24 de buradan geliyor dostlarım. 48 bir kere var elimizde. Şimdi artı şurayı hesaplayalım. Onu da maviyle yapayım. Şimdi de şurayı hesaplayalım. Şimdi şurası zaten 8 aydı. Yani 16 var bir kere burada. 2 de buradan geliyor. 2 de buradan geliyor. 4 daha geldi yani 20. Şuranın toplamı 20. 2 de burası olduğu için 20 çarpı 2'den 40 buranın alanı. 40 da buradan gelecek. 80 de buradan var. Yani toplam yürüyüş yolunun alanı 128 metrekaredir diyebiliriz. Evet, dikdörtgen şeklindeki bir kağıt önce kısa kenarına paralel olan AB doğrusu boyunca şekil 1'deki gibi ok yönünde, sonra da uzun kenarına paralel olan CD kenarı doğrusu boyunca şekil 2'deki gibi ok yönünde katlanarak şekil 3 elde ediliyor. Son şekilde oluşan dikdörtgenlerin alanları birim karedir. Buna göre başlangıçta kullanılan kağıdın alanının türünden ifadesi nedir diye bir soru soruyor. Şimdi bunları geri açacağız arkadaşlar. Şu önce son katladığımızı bir geri açarsak. Şurası C artı D olur. Sonra tabii şöyle olur hatta. Şurası C, şurası da D olur hatta, değil mi arkadaşlarım? D ve C. Sonra şunu geriye doğru açarsak, şuraya doğru getirelim. B, C, C. Buraya da B, C ve C gelir. Ve dolayısıyla tüm alan şimdi ne oldu arkadaşlarım? B, C, C'de yazarsak. Şurada kaç tane B var? 1, 2 tane B geldi. 2C buradan, 2C buradan, 2 tane, 4 tane de C geldi. 1A buradan geldi, 2D de buradan geldi. Tüm alanda bu hale gelir. Yani 1A, tamam, Edirne şıkkı direkt iptal oldu. 4C, Bursa şıkkı iptal, Adana şıkkı iptal, Ceyhan şıkkı iptal oldu. 2B ve 2D zaten Denizli şıkkı direkt çıkarttı cevabı. Geldik şuna. 12 numara. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt köşegen boyunca şekildeki gibi katlanan dikdörtgenin uzun kenarlar arasındaki geniş açı 100 derece olmaktadır. Başlangıçta dikdörtgenin uzun kenarıyla köşegeni arasındaki açı kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Şuradaki açıyı istiyor. Şimdi biz katlama sonucunda neler oldu onu bir görelim arkadaşlarım. Bir kere katlama sonucunda şu kat çizgisi açıortaydı. Şurası kesin açıortay. Yani bu x derece ise bu da x derece. Şurası 90 derece. Katlandı buraya geldi, burası da 90. 100 ise şuraya 80 kaldı, şuraya 10 kaldı diyelim. 10 ise şurası da 90 diye arkadaşlarım. Toplam ne oldu burası? 100 oldu. Ve bu 100'ü de biz şu açıortay olduğu için 2'ye böldük. 50. Burası da 50 olacak. Şuraya da 40 kaldı. 140, buraya da 40 kaldı, buraya da 40 kaldı diyebiliriz o halde. Cevabımız Ceyhan'dan çıktı. Evet, bayağı da bir yoruldum arkadaşlar, haberiniz olsun ha. Kaç dakika olmuş? 48 dakikadır soru çözüyoruz. Pekala. Şimdi. Neredeyiz? 13 numaradayız, bir okuyalım. Ön yüzü pembe, arka yüzü siyah olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıdın kenar uzunlukları 3 ve 5 sayıları ile doğru orantılıdır. Peki. Bu kağıt B köşesinden geçen kesikli doğru boyunca şekildeki gibi katlandığında C köşesi AD kenarı üzerine gelmektedir. Şimdi katlanmadan önceki versiyonuna bir geri açalım bunu biz. C köşesi şuradaydı ve burası 90 dereceydi. Katlandı buraya geldi, burası da 90 oldu diyelim. Bunu niye siyah yaparsın mübarek? Buna göre şekil 2'de oluşan siyah üçgenin alanının şekil 1'deki pembe dikdörtgenin alanına oranı nedir diye de bir soru sormuş bize. Peki, şimdi şurası 5 ile ve 3 ile orantılıydı. Buraya 5K yazalım, şuraya 3K yazalım. Bu 5K katlandı buraya geldi, burası da 5K oldu. 3K, 4K ve 5K geldi. 4K ise şuraya da 1K kaldı diyelim öncelikle. Sonra şuradaki pembe üçgenlerin benzerliğini kullanalım arkadaşlarım. Şuraya A diyelim, 90, B, burası 90 olduğu için şuraya A, 90 ve B yazalım. Bakın burada B'nin karşısı 1K, burada B'nin karşısı 3K. Yani bu, bunun 3 katıymış. O halde
Burada 90'ın karşısı 5K ise buradaki 90'ın karşısı yani şu CE kenarı daha doğrusu C üssü E kenarı 5K'nın 3'e bölünmüş hali olacak. 5K bölü 3 şu. Şimdi bu siyah dik üçgenin alanını nasıl hesaplayacağız? Dik kenarlarının çarpımının yarısı. Yani 5K bölü 3 ile 5K'nın çarpımının yarısı. Bu da ne yapıyor? 15K yok 25K kare bölü 3 bölü 2 de geldi. 25K kare bölü 6 geldi. Bunun alanı. Başlangıçtaki pembe dikdörtgenin alanı 3K ile 5K'nın çarpımı olduğu için 15K kare de bunun alanıdır. Bize de diyor ki bunun buna oranı yani 25 bölü 6'nın kakareler sadeleşiyor zaten 15'e oranı. Bunu da ters çevirip çarptım 1 bölü 15 yaptım. 5'e böldük 5, 5'e böldük 3. Yani 5 bölü 6 kere 3 18'dir sorunun cevabı 5 bölü 18. O da Bursa şıkkında mevcut arkadaşlar. Evet geldik şuna. Dikdörtgen biçimindeki bir havlunun bir yüzü mavi, diğer yüzü beyazdır. Bu havlu doğrusal bir askıya, havlunun kısa kenarları askıya paralel olacak şekilde asılıyor. Havlunun yüzeylerinin üst üste gelmeyen kısmının uzunluğu, havlu şekil 1'deki gibi asıldığında 6 cm, şekil 2'deki gibi asıldığında 12 cm olunuyor. Havlunun mavi yüzünün şekil 1'de görünen kısmının alanının, şekil 2'de görünen kısmının alanına oranı 5 bölü 4'tür. Yani şuradaki mavi alan 5A ise şuradaki mavi alan 4A'dır diyor. Buna göre havlunun uzun kenarı kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Şimdi burada şunu yapacağız. Şuradaki havlunun kısa kenarına biz X diyelim. Şu mavi kısımdaki kısa kenara X diyelim. Bu bir kare falan değil, değil mi? Değil. Tabii ki şurası da X olacak. Dolayısıyla havlunun bak uzun kenarı 6x, bir x de buradan döndü 6 artı 2x oldu uzun kenarı. Kısa kenarına da y diyelim. Tabii ki burası da y olacak. Şimdi biz buradan x çarpı y'yi 5a diyebiliyoruz dikdörtgenin alanında. Buraya geldim. Kısa kenar y, y'yi yazdım. Şimdi burada da toplam yine şuraya mesela A diyelim. Şurası da A olacak. Havlunun şuradaki kısa kenarına A dedim. Burası da A oldu. Buradaki havlunun uzun kenarı ise 12 artı 2A geldi. Burada neydi? 6 artı 2X'ti. İkisi de uzun kenar olduğu için bunlar birbirine eşit. 6 artı 2X ile eşitledim bunları. Tabii şunları sadeleştirelim. 6 artı 2a eşittir 2x olsun. 2'ye bölelim. 3 artı a eşittir x gelsin. Yani biz x yerine artık 3 artı a yazabiliriz. Peki. Şimdi alanlara girelim. Bu 5a'lık alan şöyle yazıyorum. 5a eşittir. Y ile 3 artı a'nın çarpımıdır. Buradaki 4a'lık alan ise... 4A'lık alan ise Y ile A'nın çarpımıdır. Y çarpı A. Hadi bunları oranlayalım. Bakın Y'ler gitti. A'lar gitti. 5 bölü 4, 3 artı A bölü A kaldı. Şimdi 4 ile çarpıyorum. İçler dışlar çarpımı yapacağım. 12 artı 4A eşittir 5A geldi. A eşittir buradan 12 çıktı. Havlunun da bize uzun kenarını soruyordu. Yani şurası da 12. Burası da 12. Sen bu havluyu yukarıya doğru açtığında şöyle bir şekil oluşuyor değil mi kardeşim? Bu A'yı da buraya getirmiş oldun. Yani havlunun uzun kenarı 12 artı 2A. Bunlar da 12 12 bulduğumuz için toplam 3 tane 12. Yani 36 geldi sorunun cevabı. Denizden çıktı. Evet 14 numaradayız. Hadi bunu okuyalım. 30 ve 40 kenar uzunlukları dikdörtgen şeklindeki bir çerçevede 4 çevresine üçgen AB kenarına paralel ve yerden yükseklik birim olacak şekildeki duvara asılıyor. Tamam. Sonra A köşesindeki çivi hariç diğer çiviler gevşeyip düşüyor ve A köşesinde tabanından dengede kalıyor. Tamam. Burada bize resimleri tarif etmiş. Bu denge durumunda B ve D köşelerinin yerden yükseklikleri birbirine eşittir. Buna göre H kaç birimdir diye bir soru sormuş. Peki bakalım şimdi. Şimdi bunun uzun kenarı 30'du. Kısa kenarı 20 idi. Şöyle yazdım.
Dostum bak burada iki tane dik üçgen çıktı. Hadi bunlara da A, B diyelim. Bu da dikdörtgen olduğu için şurası da 90'dır. O yüzden A'yı rahatça geçtim. Şimdi benzerlik yapıyorum. Burada 90'ın karşısı 30. Burada 90'ın karşısı 20. Eşittir. Burada A'nın karşısına biz ne diyelim mesela? X ya da 3x diyelim burada direkt A'nın karşısına 3x derseniz. Burada A'nın karşısına da 2x diyeceğiz değil mi arkadaşlarım? Şurası da 2x olmalı. Bu orandan dolayı, 3 bölü 2 oranından dolayı. E ben buna 2x dediysem bu da 2x olacak diyelim. Ve bakın burada 3x, 2x, 30'luk bir üçgen çıktı. Şimdi hemen bulalım bunları tabii ki. Bakalım ne diyeceğiz? Pisagor bağıntısı yapacağız tabii ki hemen. Yapalım. Gerek var mı diye düşünüyorum da bir yandan. Bana neyi soruyor? H yüksekliğini soruyormuş bize de. Yani A'nın aşağıya olan uzaklığını soruyor. Yani şuradan aşağıya inen dikliği soruyor. O halde şuradaki dik üçgenlerimizi de şöyle bir çizersek biz. Bununla bu eş olur. Bununla bu eş olur. Yani evet böyle bir şey gelmek zorunda mecburen. Mecbur ben x'i bulacağım yani. Bulalım. 30'un karesi 900 eşittir. 2x'in karesi 4x kare artı 3x'in karesi 9x kare. Çok da dangalak bir şey çıkıyor lan. 9x 4x daha 13x kare. O zaman 900 bölü 13 eşittir x kare geldi. Yani x eşittir 30 bölü kök 13 çıktı. Ne gerek varmış ki? Çok salak bir şey çıktı çünkü. Ana 40'mış lan bu. 20 değilmiş lan. 30'a 40. Tüh. Şurası 40. Şurası 30'muş arkadaşlar. Tüh yahu. Bak baştan yanlış yaptık. Hemen gördük ama Allah'tan. Şimdi neydi kural? 90'ın karşısı 40 burada. Burada 90'ın karşısı 30. Sıfırlara gittim. 4 bölü 3 benzerlik oranı. O zaman burada A'nın karşısı 4x ise... Burada A'nın karşısı 3x olacak. Tabii ki burası da 3x gelecek. Şimdi oldu işte. 3x, 4x, 40 dediğimiz yerde 5x oldu. 5x 40 ise x 8. X 8 ise şurası 24 dedik. Tamam şimdi olur. Güzel oldu şimdi. Tamam. Ne diyordum ben ya? 3x'i ne bulduk? 24. Şurası 24. Bak burası da 18, 24, 30 üçgeni çıktı. Yine 3, 4, 5'in 6 katı. Tamamdır. Soru geliyor şimdi arkadaşlar. Şimdi tabii ki bu da 24 şurası 8 32 yaptı. 24 32 40 üçgeni. O zaman bu da 24 32 40 üçgeni olacak. Yani şurası 24, şurası 32, burası da 40. Veya bu 18 24 30 üçgeni ise bu da 18 24 30 üçgeni olacak. Şurası 18, burası 24. Burası da 30 gelecek. Bize de neyi soruyordu? A'nın yerden yüksekliği. Yukarıdan aşağı inen dikliği soruyordu arkadaşlarım. Toplam şuradan aşağı inen diklik. 24, 24 daha 48 mi geliyor sorunun cevabı? Yanlış bir şey bulmadık da. Lan şekil çok karıştı ya. Cevaba bakayım 14 Denizli'ymiş. 60'mış lan bunun cevabı. 60 mı? Öy. Nasıl oluyor lan? A çivisi sabit değil miydi? Sabitti. A'nın yerden yüksekliğini soruyor bize. H kaç birimdir? Yok ya biz doğru yaptık lan. Şurasının 24 olduğuna emin miyiz biz? 24 24 geldi çünkü burası da. Oraya bir bakalım. Ya şu dikdörtgeni ben bir yere boş bir yere çizsem ya. Çok karıştı şekil. Tüh. Şimdi 40'a 30'du. Tamam. Sonra 90'ın karşısı 40, 90'ın karşısı 30. 40 bölü 30 yaptım. Yani 4 bölü 3. Sonra B'nin karşısı 4x, B'nin karşısı 3x olacak dedim. Anam şurası 4x. Burada B'nin karşısı 3x olacak. Şurası 3x ya. Uf, hep karıştırdık. A'nın karşısı 4m, B'nin karşısı da burada A'nın karşısı da 3M olacak. Buradaki 3M, buradaki de 3M gelecek arkadaşlarım. O zaman buraya da 3M yazalım. 3M, 4M, 5M.
5m 40 ise m 8. O zaman burası 32 doğru. m 8 ise burası da 24. Bu da doğru. Tabii ki burası da 24. Bu da doğru. Burada da bir sıkıntı yok. Şimdi A, şuraya B diyelim, şuraya da A yazalım. Şurası B, şurası A. Burası B, burası A. Doğru. Şimdi burada A'nın karşısı 32 ise burada da A'nın karşısı 32. Doğru. B'nin karşısı 24 ise burada da B'nin karşısı 24. Bu da doğru. Ya biz doğru bulmuşuz ya. 48 arkadaşlar bu sorunun cevabı. Yani 48 geliyor. Bence burada bir basım hatası olabilir mi acaba? Bu ÖSYM sorularına bir daha bakmak lazım. Ya da biz şekli mi çok karıştırdık? Bu konuda çıkartmış olabiliriz arkadaşlar ya. Yani. Neyse. Tamam, bence 48 o sorunun cevabı. Bir daha bakarız ama. Kenarları en az 4 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsaya inşa edilecek olan bir yapı için arsanın her bir kenarından şekilde gösterildiği gibi ikişer metre mesafe bırakılarak gri renkle gösterilen alan imar alanı olarak belirlenmekte ve bu alan için imar izni verilmektedir. Öf! Kenarları en az 4 santim olan dikdörtgen biçimde, çevresi 42 metre olan bu arsa için belirlenen imar alanı 24 metrekaredir. Tamam, imar alanı şu yeşil olan, şey gri olandı. 24 metrekareymiş. Şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Şurası da B, şurası da A. Bu durumda şu kenar 2 buradan, 2 de buradan geldiği için A artı 4. Bu kenar 2 buradan, 2 de buradan geldiği için B artı 4. Çevresi 42 metreymiş. Yani A artı 4'ten 2 tane var. 2A artı 8. B artı 4'ten 2 tane var. 2B artı 8. Ve bunların toplamı 42'ymiş. Buradan 2A artı 2B artı 16 eşittir 42. 2A artı 2B, 42'den 16 çıkaralım. 6 çıkarsak 36, 26. Değil mi? Evet. A artı B 13'müş. Bunu bulduk. Bir de diyor ki imar alanının alanı, yani şu gri'nin alanı, yani A çarpı B'yi de 24 vermiş bize. Buna göre belirlenen imar alanının bir köşegen uzunluğu, şuradaki köşegen uzunluğunu istiyor. X diyelim buna. Hadi şimdi gelin şuranın karesini alalım. Bildiğiniz çarpanlara ayırma sorusu oldu arkadaşlarım artık. Şimdi A artı B'nin karesini alacağım. Yani 13'ün karesi 169 eşittir. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı gelecek. Şimdi A çarpı B'yi biz 24 diyebiliyoruz. Şurası 48 yaptı o halde. 48'i bu tarafa atarsak 121 kalır A kare artı B kareye. Bize de x'i soruyor ki Pisagor yaparsam x kare eşittir A kare artı B kare geldiğini görüyorum. A kare artı B kare 121 olduğundan x kare 121, x de 11 çıktı arkadaşlar. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, benim de imanım gevredir. Yani bir saat olmuş ya toplamda. Of, çok yoruldum. Hiç durmadan soru çözmek yoruyor tabii ki. Hele ki hava soğukken. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.